Olabileceğini düşünüyorum. Düşünüyor. Evet. Peki efendim, Garanti Yatırım'dan görüşler aldık. ALB menkul değerlere gidelim. Rıdvan bizi telefon hattımızda bekliyor. Rıdvan, iyi geceler. İyi geceler Barış, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Altın konusunda istersen bir beklentini alalım. Altına ilişkin neler söyleyebilirsin? FED tutanaklarının ardından bir hareketlenme oldu mu? Bir fiyatlama var mı altın cephesinde öne çıkarabileceğimiz? Evet, FED tutanaklarına baktığımızda ne güvercin ne de şahin bir tutumun olduğunu söylememiz pek mümkün gözükmüyor. Enflasyona ilişkin endişeler dile getirirken diğer yandan da global bazdaki ekonomik yavaşlamanın ABD ekonomisine etkisinin sınırlı olacağı söylendi. Bu kapsamda baktığımızda dolar endeksinde tutanaklar sonrasında bir miktar toparlama var. Bu kapsamda altın aşağı yönlü hareketler biraz daha etkisini göstermiş gözüküyor. Şimdi yarına baktığımızda Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Bunun piyasalar üzerinde sert bir etkisi olabilir. Bu yüzden yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Baktığımız zaman altında 1180 desteği tekrardan önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin yarın kırılması durumunda aşağı yönlü olarak satış baskısını hissedebiliriz. Bu kapsamda 1172 ve 1160 destek seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Özellikle enflasyon verisinin beklentilerin aşağısında kalması durumunda ve dolar endeksinde yaşanabilecek gerilemeyle birlikte altında tekrar toparlanma görebiliriz. Burada da direnç seviyesi olarak karşımıza 1187 ve 1196 seviyeleri çıkıyor. Bir de euro dolar yorumu rica edelim senden Rıdvan. Orada da 1.25-50 seviyelerine yakın bir durumdayız. Euro'da bir miktar 1.25'in üzerine bir hareketlenme var gibi şu günlerde. Euro dolar için beklentiniz nedir? Evet, euro dolar açısından tutanaktan sonrasında 1.25 seviyesinin üzerinde tutunması önemliydi. Burası euro dolar açısından, euro doların yönü açısından oldukça kritik bir seviye olarak gözüküyor. Şimdi yarın bir akışı oldukça yoğun. Euro bölgesinde Almanya, Fransa, euro bölgesinin imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. ABD tarafında yine enflasyon verisinin çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini vurgulayalım. Bunun sonucunda 1.25 desteği kırılırsa eğer euro dolar satış baskısına girebilir ve aşağıda 1.24.45 ve 1.24 seviyelerine doğru İlk etapta bir satış baskısı hissedebiliriz. 1.25'in üzerindeki tutunmalarda ise özellikle 1.25.70 direnci ön plana çıkıyor. Bugün sıkça test edildi fakat üzerinde fazla tutunulamadı. 1.25.70 direncinin kırılması durumunda ise 1.26.20 seviyesine kadar alımlar etkili olabilir. Rıdvan, çok teşekkürler. Rıdvan Baştürk hattımızdaydı efendim. ALB menkul değerlerden piyasaları yorumladı. FED tutanakları sonrası biz yeniden stüdyomuzdayız. Gizem Öztürk, Altın Saç ve Şant Monukyan'la sohbetimize devam ediyoruz. Biraz e-mail'lere döneceğim.